Ey canlar canı uğrunda can vermeyi cana minnet bilen ecdadın yanık sevdalıları. Ey kendisini ellerden, yağan karlardan, esen yerlerden, havadaki turnalardan, su içtiği kurnalardan, yerdeki karıncalardan kıskandığım Allah'ın mühür gözleri. Ey karanlık günlerine ışık olsun diye İslam'a aşık olan, Allah'ın meleklerden kıskandığı, onlara karşı iftihar ettiği miski amber kokulu kullar. Ey elinin kınası kurumadan, Mehmet'ini son defa gören üç günlük Ayşelerin, Fatmaların nesli Necibi, şehit çocukları, gazi torunları, Ey Allah'ın yumruk kadar kalbine, Fokur fokur kaynayan yanardağ misali, iman ve aşk koydu ümmeti merhume. Ey doğuştan asker doğan, serhadden serhade, bir kuş gibi uçan ufuklarla yarışıp çağları da bir o cephede, bir bu cephede tahtara valliye çeviren Osmanlı'nın torunları, karanlık gecelerin yıldızları ve... Ey Hicaz bahçesinde açılmış Yasemin göğüslü bir çiçek ve harem toprağından çıkmış düzgün boylu bir selvi olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Çanakkale'de insanlığı şaşkına çeviren Seyyid Onbaşıların, Yahya Çavuşların, Binbaşı Lütfilerin, Sarıkamış'ta eksi altmış derecede bir elinde dürbünle düşmanı gözlerken, öbür eliyle duadayken donan Binbaşı Mustafa Nihatların, Medine'de aç, bi ilaç, mahrumiyeti ekmeğine sürüp canına katık yapan, yiyecek bir şey bulamadığından dolayı çekirgeleri yemeye mecbur kalan, Fahrettin Kıcıman, Paşa ve onunla birlikte mücadele edip Muhammed Mustafa'yı, sahabe-i kiramdan sonra İslamiyet'e en büyük hizmeti yapan Osmanlı'nın yetim torunları, Muhterem dinleyenlerim Çanakkale Zaferi'nin 91. yıldönümü dolayısıyla bu seccade vatanı İslamiyeti bize miras bırakıp hem dünyamızı hem ahiretimizi görüşen eden mübarek şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle anar onların bu ulvi hizmetlerine mukabil bizim de Bizden sonrakilere aynı hizmeti seve seve götürmeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Tarih ortak değerlerimizden birisidir. Özellikle Çanakkale Zaferi yakın tarih içindeki yeri bakımından son derece anlamlıdır. Anlamlıdır çünkü Türkler bitti, bir daha dirilemeyecek şekilde yere serildiler denilen bir zamanda bu savaş kazanılmıştır. Bu yönden bu savaş ve zafer bir diriliş cehdi, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik sembolüdür. Bu itibarla Çanakkale mücadelesini kazanan ruhu keşfetmeye ve kavramaya muhtacız. Hem de bugün ne kadar da muhtacız. Çanakkale zaferi Avrupa'nın hasta adam damgasını vurduğu bir milletin varlık mücadelesidir. Mücadele kaybedilirse her şey bitecekti ama savaş kazanıldı. Bir millet emsalsiz bir ateşle imtihan oldu. Bu mazlum millet Çanakkale'de tarihle hesaplaştı. Kendi varoluş tarihini yazdı. Üstelik de çok ama çok yorgun idik. Yıl 1897. Dömeke'de Yunan'la cedelleşiyoruz. Ardından Makedonya'da varlık mücadelesi veriyoruz. Libya'da İtalya ile kapışıyoruz. Trablus savaşı bitmeden Balkanlar alevleniyor. Oradayız. Karşımızda Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karabağ namıyla bütün Avrupa. Savaşa giden memleket evlatları orada kalıyor. Bazılarının vücudunun dörtte üçü cephede kalıyor, dörtte biri ancak eve geliyordu. Yıl 1914, cephe bütün vatan, yine kan, yine barut, yine ateş ve yine ateşin ortasındayız. Üstelik bu hengamede Sarıkamış Allahu Ekber dağlarındaki eksi altmış derece soğuk buz cehennemi 86 bin vatan evladını yutuyor ve Çanakkale'ye geliyoruz. Çanakkale yaşanmadan onu gereği gibi anlamak mümkün değildir. Onu gereği gibi yaşamak da güçlü iman sahibi olmaya bağlıdır. Önce o cehennemin içinde savaşan dedenin sahip olduğu imanı ve aşkı analiz yapmak gerekir. Yani Müslümanın amentüsünü. Bütün mesele buradadır ve burasıdır. Buradaki şifrelerin çözülmesi gerekir. İmanın gücünü ortaya gereği gibi koymadan sürekli silahı ve fizik gücü konuşmak Çanakkale Çanakkale ruhuna ters bir hareket olur. Bitmiş bir ordunun veya bir kanaryanın bu kadar kartal pençeli azmanlarla savaşıp galip gelmesini mantık asla kabul etmez. 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 Eğer bir imanın ardında ilahi aşk onu güdülerse, eğer tetiğe basan cepheleri darmadağın eden Muhammed Mustafa'nın aşkı ise, böyle bir aşk varsa bu aşkın önünde durmak resmen intihardır. Muhterem dinleyenlerim, aşk çok güçlüdür. Gücü öyle bir büyüktür ki hiçbir şey ona mukavemet edemez, onun karşısında duramaz, onu asla yenemez. Aşkla varamayacağınız, yer ulaşamayacağınız yol ve hedef yoktur. Aşkı yaşayanı aşkın bizzat kendisi korur. Aşkı yaşayanı aşkın bizzat kendisi korur. Aşkı yaşayanı aşkın bizzat kendisi korur. Unutma, sakın aşkın dışında bir gerçek arama. Arama yoktur. Çünkü onu Allah yarattın. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı aşktır. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı, Allah'ın kullarına en büyük ihsanı onun aşkıdır. O bir deryadır. Ona dalmayan onu bilmez. Bizim ecdadımızın mayası Allah ve Resulü aşkıyla yoğrulduğu için yüreği aşktan yoksun olan süflilerin Çanakkale'yi anlaması mümkün değildir. Batı maddeden ve menfaatten anlar. O düşünürken kafası ve kalbiyle değil, boğazıyla düşünür. Onun lügatında aşk-ı ilahi, irfan, gönül yoktur. Kenarı kırık cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Dede Osman'ı ne güzel demiş, İncir ağacından oklava, arpa unundan baklava olmaz. Bizim ecdadımızın aşkı, aşk-ı ilahi olup göz bir dertti. Bu derde maruz kalan ondan zevk alıyordu. Bu derde düşen deva istemezdin. Acı çekerdi ama bu acıdan kurtulmayı aklından bile geçirmezdin. Uğrunda fedakarlık yapamadığı veya yapmadığı aşkı, sevgiyi yüreğinde taşımaz. Size bir örnek vereyim. Örnek vereyim de iyi düşünün. Cihanı titreten Osmanlı'ya İstanbul'da aldığı abdestle sabah namazını Tuna boylarında kıldıran bir aşkın örneği. Şimdi hep beraber doğruca Medine'ye gidiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayız. Bizi cepheden cepheye koşturan ruhum babası Muhammed Mustafa'ya ithafen yazılmış. Medine karargah subayı İdris Sabi Paşa'mızın beyitleriyle size seslenmek istiyorum. Her şeyimiz bitmiş fakat ona aşkımız asla bitmemiş. Onun aşkını içtikçe daha fazla susadık. Ve neticede paşamız her şeyin tükendiği ortamda, ilahi yardımın bir yerde geciktiği ve gelmediği esnada sanki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli ediyormuşçasına diyor ki, Nedense kimseler anlamaz eyvah, o kadar saf olan dileğimizi, bir ümmi isen de ya Resulallah ancak sen okursun yüreğimizi Aa, nedense kimseler anlamaz eyvah o kadar saf olan dileğimizi bir ümmi isen de ya Resulallah ancak sen okursun yüreğimizi ne kanlar akıt yarattık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin verişmesin. Ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin verişmesin. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz Can verir canan veremez Türkler Ebedi hadimul harameyniniz Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler Yapamaz otur sensiz Can verir canan veremez Türkler ebedî kâdimul harame yininiz. Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler. Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler. Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler. Dedemiz özetle diyor ki sayın dinleyenlerim, Ya Resulallah, senin her ne kadar okuma yazman yoksa, sen her ne kadar ümmiysen, bu Osmanlı devleti, bu Türk milletinin kalbindeki duyguyu sen bilirsin ya Resulallah. Bizim hangi niyetlerle yaşadığımızı ve savaştığımızı sen biliyorsun ya Resulallah. Biz senin bize getirmiş olduğun Kur'an'ı müdafaa ve salma noktasında ne kanlara kıttık ya Resulallah. Senin hukukunu da emsalsiz fedakarlıklar ortaya koyduk ya Resulallah Gücümüz ister yetsin ister yetmesin biz senin için savaşmaya yemin ettik. Bu savaşları asla ve kat'a inkıta uğratmayacağız. Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi'nin babası, Ertuğrul Gazi'nin biz torunlarıyız ya Resulallah. Canımızı veririz ama sen bizim cananımızsın, seni biz kimseye kaptırmayız ya Resulallah. Kıyamete kadar Mekke-i Mükerreme'nin ve Medine-i Münevvere'nin muhafızı ve bekçisi biz olacağız ya Resulallah. Olay ki ölsek bile ruhumuz Medine-i Münevvere'deki senin Ravza-i Mutahhara'nı beklemeye devam edecektir buyuruyor. Çanakkale'nin ardında, Çanakkale'nin ardında bu ruh yatıyor bu ruh. İnsan bir kere sevdiği şeyi artık kendi benliğinin bir parçası bilmeli. Onu kendisiyle aynıleştirmeli. Kendinden ayırmamalı. Onun için dedelerimiz din eşittir aşk artı iman formülüyle Din eşittir aşk artı iman formülüyle 26 milyon 400 bin kilometre karede at oynatmıştır. At! Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ve engadiyatin sabuhah dıgı 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 koşan atlara yemin olsun. Falmuriyatin kaduhah dıgı 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 derken nallarından kıvılcım çıkaran atlara yemin olsun. Falmuqiratin sabuhah Sabahın erken saatlerinde, bir oraya bir oraya baskın yapan atlara yemin olsun. فَاَثَرْنَا بِهِ نَقْعَهَا Her tarafı toz ve dumana katan atlara yemin olsun dedi. Rabbim, ilahi kelimetullah için o cephede, bu cephede ve özellikle de Çanakkale'de koşan atların, Ayaklarından kalkan tozların zerresine bir başım değil bin başım feda olsun. Biz bu aşkı kaybettiğimizden dolayı bugün inliyoruz. Haşerat gibi adamların çizmeleri altında eziliyoruz. Dik duramıyoruz. Sudan ayrı ve uzak kalan balık diri kalır mı? Saygı değer dinleyenlerim. Çanakkale'de savaşan ruhun aşkı şartlı bir aşk ve sevgi değildi. O aşk pazarlıklı bir aşk değildi. Aşk bedel ister dediler. Biz o bedeli de Çanakkale'de ve sair cephelerde seve seve ödedik. Aşk şirk de kabul etmez. Ortak da kabul etmez. Ecdadın aşkında şirk de yoktu. Şirk bulaşmış bir aşk asla Çanakkale'de başarılı olamazdı. Mal aşkı, kadın veya erkek aşkı, para aşkı, rütbe aşkı bunlar ilahi aşkın şerik olsaydı sen Çanakkale'de dibe vururdun dibe. Malın zekatı mal vermektir. Paranın zekatı para vermektir. Aşkın zekatı da can vermektir. Senin deden bu zekatı da Çanakkale'de verdi. Sen bugün için ayaktasın. Sen bunun için ayaktasın. Hayattasın. Bazıları hala Osmanlı aleyhtarlığı yapıyor. Çanakkale aleyhine ileri geri konuşuyor. Kalemini kafasının midesi uğruna satmış kara vicdanlı insafsızdan başka ne beklenir ki? Bu millet İslamiyet tekiz kardeştir bunu iyi bilin. Biz ondan hiç ayrılmadık. O da bizden ayrılmadı. Ne zamana kadar? Batının kuyruğuna takılıncaya kadar. O İslam bizim anamızdır. Bizi 900 seneden beri hep o emzirdin. Ana evladına zararlı gıda, süt verir mi? İnsan böyle bir anayı savunmaz mı? İşte Çanakkale'de biz bu anayı ve onu takip eden vatan namus gibi mukaddesleri savunduk. İslam bize vatan bıraktı, vatan! Malazgirt'ten bu yana, hatta biraz daha geriye çek, ta çağlar ötesinden bu yana bizim için bizi savunan İslam'a medyonuz, mecburuz, muhtacız, hele hele, hele hele, ha bu günlerde. Gözümüzün siyahı, göz bebeğimiz yani, gözün beyazına ne kadar muhtaçsa, bugün de biz İslam'a o kadar muhtacız. Ecdadın yaptığı savaşların mantığı budur. Osmanlı'nın devlet felsefede, felsefesi de bunu ortaya koymuştur. Onların devlet felsefesi de bu rampa üzerine oturtulmuştur. Çanakkale'ye giderken bunları bir bir düşünelim. Çanakkale'yi konuşurken bunları göz önüne alalım. Çanakkale böyle yaşanır böyle. Ecdat oraya, damat gelin seyretmeye, nostalji yapmaya, piknik yapmaya, karanfil kokulu leblebiyle boza içmeye gitmedin. İslam'a olan vefa borcunu ödemeye gittin. Çanakkale için paneller yapılıyor bilmem neler yapılıyor vesaire vesaire. Neden, neden, niçin o panellerde İslam savaşın zaferinde ağırlıklı bir unsurdur temasına vurgu yapılmıyor. Onlar hangi ruhu ihya'ya gittiyse sen de ben de o ruhu ihya'ya mecburum, mecburuz. Çanakkale öyle sadece birkaç düttürüyle ...kutlanmak durumunda değil. Onu birkaç düttürü ve mızıkayla kutlamak yeterli değildir. Sen merkeze gel merkeze. Çanakkale'ye bir de buradan bakalım. Sen o insanları seviyorsan onların izini takip edeceksin. Onların ruhuna meftun olacaksın. Eğer onları takip etmeyeceksen onların zaferleriyle övünmeye ne senin ne de benim asla ve asla hakkımız yoktur. İngiltere'de asilzadeler diye bir sınıf vardır. Saf İngiliz sınıfı. Bunların kendilerine has gelenek ve görenekleri vardır. İçlerinden bir tanesi geleneği, tek bir geleneği terk etse adamı asilzadelikten kovuyorlar. Adamı asilzadelikten kovuyorlar. Peki ben de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sellemin ne kadar peki geleneği var? İbret alalım, ibret. Avrupa'nın da en büyük eksiği aşktır. İşte Bağdat, işte Filistin, işte Çeçenistan. Birilerin kendilerine benzemeye çalışmış olduğu insanların profili bu. Bunu mu seveceğiz biz? Dün Haçlı Savaşları'nda da aynı vahşetleri uyguladılar. Tarih neler yazıyor neler. Ürettikleri silahların denemelerini Afrikalı garip insanlar da uygulayan. Dünyanın değişik yerlerinde ...nükleer denemeleri yapıp hayatı zehir edenler. Bunlar değil mi? İşleri güçleri, madde ve menfaat... ...yemek, içmek, eğlenmek... ...menfaati, anasını babasını öldürmeyi gerektiriyorsa... ...bunu dahi yapabilirler. Menfaatleri gereği, mazlum insanları boğazlamak... ...adamların genlerini işlemiş. Dün de aynı kafalar, aynı cinayetleri işlediler... Tanrı dünyayı idare etme görevini bize verdi. Hani ya sizin dininiz haktı, Muhammed'iniz gelsin de sizi kurtarsın. Muhammed öldü, geride er ve yiğitler değil, istiza ve alaylarıyla insan öldürmeyi kendi meşru, hakkı gören bunlardı bunlar. Bunların mı izinden gideceksin Ahmet? Bunların izinden mi gideceksin Mehmet? Ayşem, Fatma'm. Türkiye bir İncil ülkesidir. İncil ilkesi olarak kalacaktır. Diyen bir önceki başpapaz Papa Jean Paul ne demek istiyor? Bu sözden bir şey anlamıyor musun? Anlamıyor muyuz? Şimdiki papaz Benediktus da aynı, aynı Megola idanın peşinde gidiyor. Ya bu adamlara davetiye çıkaran, ya bu adamlara davetiye çıkaran bir takım cahillere ne demeli? Onun için sayın dinleyenlerim gözümün nuru onun için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Bizde tarih, tefsir, hadis, fıkıh gibi din ilimlerinden kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen yarısı geçmiş ümmetlerden, akıbetlerinden bahseder. Onların düştüğü yanlışlara düşmeden, hayatı zehir etmeden mutlu yaşantının temini için birçok yerde Allah tavsiyelerde bulunuyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geçmişi anlatıp Geleceğe umutla bakabilmenin yollarını göstermiştir. Meşhur İslam alimi İbn Haldun, su nasıl suya benzerse gelecekte geçmişe öyle benzer sözüyle tarihin iyi bilinmesinin gereğine vurgu yapar. Dününü bilmeyenin bugün için bir şey söylemeye hakkı yoktur. Dününü bilmeyenin bugün için bir şey söyleme hakkı yoktur. Dününü bilmeyenin, bugün için bir şey söyleme hakkı yoktur. Aziz dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetlerinden, hitabetle alakalı sünnetlerinden bir tanesi de, mühim cümleleri Resul-i üç defa tekrarlardı. Üç kere vurgu yapardı. Ona binaen bazı cümlelere, vokalle, yüksek frekansla vurgu yapıyorum. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de şu an bizim yaptığımızdan haberdardır Allah'ın izniyle. Tarih hafızayı millettir. Tarih hafızayı millettir. Tarih hafızayı millettir. Milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden millet bitmiştir. O toplum bitkisel hayata girmiştir. 1071'de Malazgirt'te yapılan savaş ceddimiz Sultan Alparslan Bizans ordusunu veya Roman Diyojen'i mağlup etti o savaşta. 20 bin kişilik ordu, 200 bin kişilik Rum ordusunu birkaç saat içerisinde tarihe gömdü. Adam başına 10 tane Rum askeri düşüyor. Alparslan savaştan sonra Roman Diyojen'i çadırına davet etti ve ona sordu. Niçin mağlup oldun? Dedi ki bilmiyorum sultan. Sultan Alparslan tekrar sordu. Sen tarih okur musun? Hayır dedi. O zaman Sultan Alparslan taşı gediğine koyarak dedi ki, ''İşte tarih okumayan bir komandanın ve milletin akıbeti budur. Tamam mı? Tamam mı dostum? O kadar. Orada kal. Orada kal. Türk milletinin günümüze dek ayakta kalmasının sebeplerinden birisi de tarih bilincidir. Bu bilincin zayıflaması istiklal değil, izmihlal yani yok olmak demektir yok olmayı getirir. Avrupalı tarihçi Raymond Kipling diyor ki, Türkleri cephede yenmek yeterli değildir. Onların tarihini de yenmek gereklidir. Türkleri cephede yenmek yeterli değildir. Onların tarihini de yenmemiz gereklidir. Şimdi anlayabiliyor muyuz? Bu ülkede birilerin için İslam düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı yapıyor. Bunlar kime çalışıyor, kime? Resul-i Ekrem'in Mekke'ye, Medine'ye hizmet edenlere duası vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek Mekke'yi mükerremeye, gerekse Medine'yi münevvereye hizmet edenleri Cenab-ı Hak dünyada ve ahirette aziz eylesin, şeref ya eylesin siyakında Efendimizin hadisleri vardır. Peygamberin metettiği insanlara, dil uzatan insana ne demeli? Ona sen karar ver kardeşim. Üstelik bunu sözü bana bazı Müslümanlar yapıyor. Peygamberin peki met olduğu insana e ee, dil uzatan bir insanın peki markası ne olur? Müslüman mı olur? Kafir mi olur? Münafık mı olur? Fasık mı olur? Sen de benim kadar müftisin. Sen karar ver. Senin deden o topraklara, o topraklara 450 sene hizmet götürdü. Oralarda 1 milyon 400 bin şehit verdik. Anadolu'daki Çanakkale, milli mücadeledeki şehitler hariç sadece Suudi Arabistan topraklarında 1 milyon 400 bin şehit verdik. Sadece Yemen'de 300 bin şehit verdik. Bu milletin, bu milletin üç kıtada gerek Avrupa, gerek Asya, gerekse Afrika yani şehitlerin gömülü olduğu bir yer yani yok diye desem mübalağa yapmış olmam. Suudi Arabistan çöllerinde kilometre kareye 13 tane Osmanlı şehidi düşüyor. Ve şimdi Çanakkale'deyiz. Dünyanın en güçlü, en teknik, en eğitimli orduları karşısında dünyanın en yorgun milletiydik. 18 büyük zırhlı, 24 denizaltı, 13 torpido gemisi ve uçaklardan oluşan müttefik kuvvetler 506 topla günde ortalama senin dedenin üzerine senin ananın üzerine 23 bin mermi gönderiyor mevzilerimize. Metrekareye 6 bin mermi düşen yerler bile var. Lütfen dikkatinizi çekerim. Metrekareye 6 bin mermi düşüyor. Dünya siyasi tarihinde, dünya savaş tarihinde böyle bir vaka görülmüş müdür? Metrekareye 600 bin mermi düşen peki yerler bile var. Sabahtan akşama kadar 1800 tane top mermisi üzerimize düşüyor. Bizim elimizde ise çoğu eski demode 150 top var. Atılabilen mermi sayısı sadece 370 tane. Bu açığı kapatmak için bulunabilen tek yol ise mevzilere soba boruları yerleştirip top görüntüsü vermekten ibaret değil. İngilizler ve komutanları Sir Roger Case Amiral Robeck Çanakkale'nin mutlaka geçilebileceğine inanıyor. Gemilerin en yakın tarihte Osmanlı Sultanının sarayı önünde demirleyeceğine kesin gözüyle bakıyorlardı. Fransız komutan Gapra da onlar gibi emin konuşuyor. Bütün bütün mesele İstanbul'a ilk girme şerefinin kime ait olacağını düşünüyordu. İngilizler mi, Fransızlar mı? Churchill, Çanakkale mutlaka geçilmelidir ve de geçilecektir. Osmanlı Devleti mutlaka yok edilmelidir diye bar bar bağırıyordu. Aynı günlerde Çanakkale müstahkem mevkii, aynı günlerde Çanakkale müstahkem mevkii komutanı Cevat Paşa ise subaylarını çadırına toplamış şöyle konuşuyordu. Sen de şu an kendini o çadırda Cevat Paşa'yı dinleyen olarak kabul et tamam mı? Paşamız diyor ki: Silah arkadaşlarım, silah arkadaşlarım. Biz düşmanın toplarına ve zırhlarına karşı imanımızla çıkacağız. Şarapnellere ve mermilere göğsümüzü siper edeceğiz. Bütün dünyaya Çanakkale geçilmez sözünü bir dar mesel gibi söyleyeceğiz. Söyleteceğiz. Avrupa'da ise bayram var. Başkentler süslenmiş... Tarihi kiliseler silinip süpürülerek... Zafer ayinine hazırlanıyor... Bütün Avrupa... Zafer müjdesi bekliyorken nihayet... 18 Mart... Rahmetli Akif'in... Kimi Hindu... Kimi yam yam kimi bilmem ne bela... O dediği kuvvetler... Karadan denizden saldırıya kalkıyor... Her taraf bir anda cehenneme döndü... 300 bin ki... Yeni bulgulara göre... 360 bin şehide mal olan... Çanakkale'yi geçemediler. 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 İngiltere'de avam kamerası ve millet zafer beklerken bir anda matem havası herkesin umudunu kesti attı. Churchill eyvah diye inleyip bütün hesaplarımız allak bullak oldu. Mav olduk diye mosmor kesilmeye başladı. Avrupa'nın hesapları tutmamıştı. Bin yıl süre bize bayraktarlık yapan, İslam mahvetmek isteyenlerin emelleri böylece bir kez daha kursaklarında kalmıştı. Bu millet o gün Çanakkale'de sahip olduğu güçlü iman ile dönemin dev teknolojisini böyle yendi. Bu millet ebedi varlığını bir kere daha dünyaya suratına haykırdı. Bugün Bugün varım, yarınlarda da var olacağım diyebildin. Çanakkale zaferinin özü ve özeti işte bundan ibarettir. Şimdi de Mehmet Akif'i dinleyelim. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, Sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir, Değil mi sinede birdir, vuran yürek yılmaz, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Bugün sorunlarımızın temelinde Çanakkale'de savaşan o ruhu kaybetmemiz yatmaktadır. Tarihte o ruhun neler ortaya koyduğunu görüyoruz. Öyleyse bu memleketin sorunlarının gerçekten çözülmesini istiyorsak bu ruhu tekrar diriltmemiz gerekiyor. Aksi hareket gırgırdan öteye geçmez. Kardeşim asla unutmayalım. O insanlar Allah'a yakın insanlardı. Cephede bile bombalar altında namaz kılacak, savaşırken oruç tutacak. Her mermiyi sıkarken besmele çekecek. Salatün tincina ile saldıracak kadar Allah'la beraber olan insanlardı onlar. Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Cephesi Komutanı Alman Maraşal ki biz o zaman Almanlarla beraber savaşa girmiştik. Bir gün bu Alman komutan Liman, Von Sanders bir gün cepheye teftişe geldi. Mehmetçikler önünde dizilmişken sıranın başındaki Mehmetçiğe iyi savaşıyor musun? Mehmetçik evet dedi. Peki niçin savaşıyorsun diye sordu. Cevap verirken Allah rızası için dedi. Adam bu cevaplar karşısında zınk dedi kaldı. Ve Türk subaylarına dönerek şunları söyledi. Bravo beyler. Yaptığı işi Allah için yapan, evlatları olan bu millet Mahvolmaz bu milletin sırtı yere gelmez. Çanakkale'de savaşan insan kararlı ve fedakar insandı. Edremitli Seyit Çavuş 270 kilogram top mermisini namluya sürmesi imkansızlıkları inkar veya onlara isyan manasına geliyordu. Yaya ya Çavuş bir avuç askeriyle tam üç alay düşmana karşı savaşıp tepeyi düşmana teslim etmedi. O insanlar yardımsever insanlardı. İngilizler esir aldıkları asker ve subayları canlı canlı denize atarken hatta yasak olmasına rağmen bize zehirli gaz kullanmalarına rağmen bizim insanlarımız yaralı düşman askerlerini sırtında taşıyor. Kas katı kesilmiş yedi peksimetin yarısını da onlara veriyordu. Ecdadımız gerektiğinde sert ama her zaman mert insanlardı ama onlarda mertlik mi dedin? Adamın lügatında böyle bir kelime yok ki. Churchill diyordu ki Türkler insan sayılmaz. Onları fare gibi zehirleyin. Bugünkü İngiliz ondan farklı değil. Görmek istiyorsan Irak'a bak. Ecdadımız imkansızlıklara sığınmadılar. Şartlara teslim olmadılar. Ellerinden geleni yaptıktan sonra Allah'a iltica ettiler ve imkansızı başardılar. Sayın dinleyenlerim, ölüm'e hazır olmayanların yaşamaya hakkı yoktur. Ölüm'e hazır olmayanların yaşamaya hakkı yoktur. Davası uğruna ölümü göze alan kişiyi durduracak Allah'tan başka hiçbir güç yoktur. Davası uğruna ölümü göze alan kişiyi durduracak Allah'tan başka hiçbir güç yoktur. Hedef eğer belliyse. Diyelim ki geminin hedefi belliyse ona bütün rüzgarlar yardım eder. Aksi halde ona hiçbir rüzgar yardım etmez. Sen İslam'ı korursan, sen dinini korursan o da seni koruyacaktır. Sen İslam'ı korursan o da seni koruyacaktır. Savunmadığın İslam'dan, aşkına bedel veremediğin Kur'an'dan bir şey bekleme. Bir şey bekleme, bir şey bekleme. Lloyd George diyor ki, Türklerin elinden bu Kur'an-ı Kerim'i almadığımız müddetçe bu adamları yenmek mümkün değildir. Dörtler Kamerası Reisi Gladstone da aynı şeyi söyler. Hatta Hamilton iyice fıttırmıştır. O da İngiliz komutanlardan. Çanakkale'de diyor ki, Tanrım bize bir akıl ver ne olur. Bu milletimiz nasıl yeneceğiz Tanrım? Size Cezayir'den bir örnek vereyim. Cezayir 128 sene Fransız hakimiyetinde kaldı. Fransızlar 11 tane Cezayirli kızı Hristiyan yapmak için Paris'e götürürler. Neticede yıllarca bunlara Hristiyanlık üzerine eğitim yaparlar. Çocukların Hristiyan olduğuna kanaat getirirler ve bir gün yüksek protokolün de büyük adamların da bulunmuş olduğu bir mecliste bir merasim düzenlerler kızların Hristiyanlığını takdis için, tebrik için ve sahnedeki perdeler açılıp kızlar gelmeye başlayınca hepsi çarşafla sahneye çıkarlar. Herkesi bir telaş kaplar, soğuk herkes soğuk duş yapar derken derken orada bir gazeteci yerinden fırlar ve haykırır der ki bu ne? 128 yıldan beri Cezayir'deki Yaptığımız işlerin, sarf ettiğimiz emeklerin, harcamaların karşılığı bu mu olacaktı? Bu da neyin nesi? Ve Kültür Bakanı'nı kürsüye davet ederler. Gel buraya, gel buraya bunun hesabını ver. Kültür Bakanı sahneye çıkar, bir çift söz söyler. Lütfen, lütfen, dikkatinizi çekiyorum. Fransız Kültür Bakanı diyor ki, beni kınamayın, beni kınamayın diyor. Kur'an, Fransa'dan güçlüyse, ...ben ne yapabilirim ki Kur'an Fransızdan daha güçlüyse ben ne yapabilirim ki kardeşim gözünün yanıyım ben senin o Kur'an bugünkü Kur'an aynı Kur'an değişen bir şey yok değişen bir şey yok gücü aynı güçtür bir şeye ihtiyacımız var O da itikat inanma bir örnekte bizden yıl 1915. Çanakkale Savaşı bitti ama hala yer yer devam ediyor. Memleketin her yerinden vagon vagon insan cephelere sevk ediliyor. Bilecik istasyonda bekleyen bir trenin vagonları hünç hınç Mehmetçik'le dolu. Mevsim sonbahar, soğuk ve yağışlı bir mevsim. Trenin kampanası çalınmak üzereyken komutan Abdülkadir Bey trenin efendimin yanında böyle tesettürüne bürünmüş, titreme alametleri gösteren, hareketleri gösteren bir anamıza yaklaşıyor. Ninemize yaklaşıyor. Diyor ki anacım, hayrola sen burada niçin bekliyorsun? Bak üşüyorsun da. Ana diyor ki Osmanlı anası, oğlum diyor, oğlum Hüseyin'i selametlemeye geldim diyor. Eğer yavrumu bir seslersen, onunla bir daha kucaklaşabilirsem kendimi çok mutlu hissedeceğim. Komutan Abdülkadir Bey diyor ki, anacığım hangi Hüseyin diyor. Osmanlı anası diyor ki Bileciğin Söğüt kazasının Ak Günlü köyünden Mehmetoğlu Hüseyin diyor. Komutan Abdülkadir Bey gidiyor, Hüseyin'i sesliyor. Hüseyin geliyor, anasına sarılıyor, anası da ona sarılıyor. Osmanlı'nın torunu, Osmanlı'nın yetim torunu. Şimdi sen kendini o Hüseyin'in yerine koy ve ananı dinle. Ana oğlu Hüseyin'e diyor ki, dayın şıpkada, baban dömek ede, ağaların abilerin, sekiz ay önce Çanakkale'de şehit düştü. Oğlum, oğlum, hayatta son kalan yongam, baltayla ağaçtan kesilen parçalara yonga denir bilirsiniz. Oğlum, hayatta kalan yongam sensin, yavrum, arsana oğlum Hüseyin, eğer camideki ezan dinecekse minaredeki ezan dinecekse, mihraptaki Kur'an susacaksa, kürsüdeki vaazlar bitecekse, mihraptaki Kur'an dinecekse, minberdeki vaaz ve nasihatlar artık bitecekse, oğlum öl de köye gelme bir daha. Haydi oğlum Allah yolunu açık etsin, Allah yar ve yaran ne olsun diye anne duasını yapar, Hüseyin'i Çanakkale'ye uğurlar. Abdülkadir Bey'in ilgisini çekmiştir bu tablo. Ve Abdülkadir Bey gözleri dolu dolu anamıza yaklaşıyor. Diyor ki anacığım diyor. Ya bu ne haldir diyor. Şimdi senin ailende kimse kalmadı mı diyor. Osmanlı anası diyor ki. Abdülkadir Bey, Abdülkadir Bey. Sen ne diyorsun sen? Bizim köyümüze, bizim köyümüzün mezarlığına... 50 yıldan beri tek bir erkek defnedilmedi. İstanbul! İstanbul! Komutan Abdülkadir Bey, bizim köyümüze elli yıldan beri tek mezarlığına tek bir erkek defnedilmedi. Abdülkadir Bey tekrar soruyor. Anacığım diyor, e, yani şimdi sizin köyünüzde erkek yok mu diyor. Nasıl yok diyor. Her taraf erkek dolu erkek. Sen bizi beğenmedin mi diyor. Biz köyün bütün işlerini bütün kadınlarla birlikte erkek gibi yerine getiriyoruz dedi. Biz yemin ettik diyor. Bağrımıza karataş bağladık diyor. Düşman bu mülketten gidinceye kadar. Bu dinin namusu, bu dinin namusu, hukuku kontrol altına alınıncaya kadar. Namus düşmanlarını bu memleketten kovuncaya kadar yüreğimize taş bağladık, mücadeleye yemin ettik diyor. Ah anama, ah anama. Seninle bugün benim iftar etme hakkım yok ama anacığım, anacığım, anacığım varlığımı seni muhafaza ve müdafaya vakfettiğim anacığım. Aşkı görüyor musunuz? Neler yapıyor neler? Aşk Allah'ın kendisine yükselmesi için insana verdiği bir kanattır kanat. Ahmet Haşim ne kadar da enfes söylemiş. Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez. Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez. Aşksız yaşamanın şeytanla yaşamak anlamına geldiğini unutma. Unutma. Allah'ım, Allah'ım! Bize kıyametler koparacak bir aşk kuvveti ver. Biz Türkler Ayasofya gibi eskiden kiliseydik. Sen bizi camiye tahvil ettin. Bizi bir daha camiden başka şeye tahvil etme. Ne olursun Allah'ım? Çanakkale'de savaşan dedelerimiz değil, onların Allah'a ve peygambere olan aşklarıydı. Tıpkı İstanbul'u fetheden Sultan Fatih değil, onun şahsi değil, onun aşkıydı gibi. Dedemdeki o aşk, peygamberi mezarından kaldırıp Çanakkale'ye savaşa davet etmiş, o da icabet etmiş, neticede savaşı kazanıp bu ülkeyi bize armağan etmiştir. Çanakkale'de ordumuzun tıkandığı yerde Efendimiz imdada koşup yardımda bulunmuştur. Sayın dinleyenlerim size bir hatıra aktarayım. Beşiktaş vaizi vardı Hacı Cemal Efendi. Allah gani gani rahmet eylesin. O diyor ki hatırasında ben diyor hacca gitmiştim diyor. Hacda diyor bir Hindistanlı alimle tanışmıştım diyor. Bu alimle sohbet yapıyoruz diyor. Eski hatıralarımızı konuşuyoruz diyor. O Hindistanlı alim bana şunu aktardı. Bir keresinde gene böyle hacca gelmiştim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in türbedarı olan zat ile tanışmıştım. Aynen senin gibi hatıraları yad ederken o peygamber efendimizin türbedarı bana aynen şunu anlattı. Ben elhamdülillah Allah vergisi demiş. Ben elhamdülillah her gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetiyle görüşüyordum. Bu maneviyatta vardır. İspatı uzun gider. Bu tasavvufun deruni bir meselesidir. Her gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i manevi gözümle kabrinde mevcut görürdüm. Bir gün baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde yok. Dedim acaba ne oldu bugün bana? Bende mi eksiklik var? Derken bir gün sonra, bir gün sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kabrinde gördüm. Manada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah her gün seni görürdüm ama bugün ben seni göremedim. Benden de eksiklik var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sende eksiklik yok dedi. Sen tamamsın dedi. Ben burada yoktum dedi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Şu an benim ümmetimden Osmanlı devletinin askerleri Çanakkale savaşında ehli salibe, Hristiyan alemine karşı mücadele veriyor. Benden himmet istendi. Benden yardım istendi. Ben dün Çanakkale cephesindeyim dedi Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa'm benim. Babacığım benim. Canım benim. Bir. Bunu bir kenara yaz. Bunları beynimize yazmayalım. Bunları beynimize kazıyalım, kazıyalım. Çanakkale'de Kara Liman diye bir koy vardır. Denizin karaya girintisine koy deniyor. Çanakkale Kara Liman koyunda İngilizlerin 26 tane zırhlı gemisi demir atmış. Bir sonraki sabah İstanbul'a doğru hareket emri bekliyorlar. Hazırlıkları bitirmişler. Gelecek olan emir üzerine yarın sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hücuma geçecekler. İstanbul artık bitti. İstanbul gidiyor. İstanbul bitti. Türkiye bitti. Dün öyleydi. Bugün de aynen böyledir. İngilizler gemileri göz bebekleri gibi muhafaza ediyorlar. Gündüzleyin yukarıdan helikopterle denizi tarıyorlar. Geceleyin projektörle e, deniz yüzeyini tarıyorlar. Ki Osmanlılar karanlıktan istifade gemileri dinamitlemesin, mayınlamasın diye. Fakat... Nusret atlı mayın gemisiyle o gece o gece Topaneli Yüzbaşı Hakkı Bey Allah'ın yardımıyla Muhammed Mustafa'nın himmetiyle... mayınları döşemeye başladı. Askeri kanun gereği mayınların kıyıya paralel döşenmesi gerekiyordu. Fakat Topaneli Yüzbaşı Hakkı Bey mayınları sahile dikey olarak gemilerin aralarına döşemeyi başardı. İngilizler o kadar kuvvetli teçhizata sahip olmakla birlikte Hakkı Bey'in bu faaliyetini e, tespit edemediler. Allah Celle Celaluhu hafif bir sis ile Hakkı'yı korudu. Kim için? Senin için, senin için. Ve sabahleyin gemilere hareket emri verildi. Gemiler Karanlık Liman'dan harekete başladılar. İstanbul'a doğru yola çıkma teşebbüsünde bulundular. Fakat yirmi altı tane geminin yirmi altısı da bir anda mayına takıldı ve gemiler Çanakkale'nin sularına gömüldü gitti. Bu nasıl oldu biliyor musun? Sayın dinleyenim, bu nasıl oldu biliyor musunuz? Meğer, meğer yüzbaşı Hakkı Bey'in, yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanı Cevat Bey'e Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi bir gün önce rüyada Cevat, Cevat Hakkı'ya söyle mayınları kıyıya paralel değil, kıyıya dikey döşesin emriydi. Muhammed Mustafa, görünüşte hakkı mayınları döşüyor değil mi? Ya, ama gerçekten mayınları kim döşedi? Muhammed Mustafa döşedi. Muhammed Mustafa, sana ülke bırakıyor ülke. Sana diyorum onun gibi yaşa, onun sünnetinden ayrılma. Sen kalkar bana dudak bükersen, bu olmuyor bu. Bir diğer hatıra. Yarbay Hasan Bey askerleriyle beraber cepheye gidiyor. Askerler susanmış, hayvanları susanmış. Komutanım dediler biz bu susuzlukla cephede savaşamayız bize çare. Tamam dedi Yarbay Hasan Bey. Çanakkale'nin Alçıtepe köyüne geliyorlar. Alçıtepe köyünün merkezinde bir çeşme var. Oradan hayvanları sulamak ve kendileri de sulanıp cepheye gitmek istiyorlar. Bakıyorlar ki çeşmenin önünde Affedersiniz bir köpek, uyuz köpek, kandravan içerisinde, çeşmenin yalağından su içmeye çalışıyor. Millet oş moş diyorlar, af buyurun, taşmaş maş atıyorlar. Yarbay Hasan Bey dedi ki, askerlerim müdahale etmeyin dedi, bırakın dedi. Ve kendisi tek başına gitti, hayvanı kucağına aldı. Ona su içirdi, üstünü başını tertemiz yaptı ve hayvana da Canberk diye bir isim koydu. Canberk sonra askerlerine dedi ki siz de gelin dedi ihtiyacınızı görün derken su işi tamam oldu cepheye ulaşıldı ve yarbay Hasan Bey askerlerine emir komutaya başladı yavrum sen silahını şuraya kur evladım sen şu siper'e yat çocuğum sen de şuraya sen topu şuraya kur vesaire falan cephede talimat verirken uzaklarda bir askerin yerde debelendiğini görüyor hemen imdada koşuyor. Neticede bakıyor ki bir Fransız askeri. Öldü ölüyor. Hareketi içerisinde kıvranıp duruyor. Yarbay Hasan Bey onu diriltmek için, kurtarmak için ona eğiliyor. Biz işte böyle bir millettik biz. Savaşacak gücü olduğu zaman düşmanla onu öldüresiye onunla savaşıyorduk. Ama artık savaşacak güçten düştükten sonra onun bir yerine müdahale etmeyiz biz. Biz İslam'ın efendin fedaisiyiz. Bizim üzerimizde Allah var. Bizden öteye Muhammed Mustafa var. Öldürdüğün askerin ağzını burnunu kesemezsin, kulağını kesemezsin. Onu insan, o, onu o insanı Allah yarattı. Allah'ın mülkünde Allah'ın müdahale ettiği, et dediği kadar ancak müdahale etme hakkımız vardır. Yarbay Hasan Bey eğildi. Fransızı ayağa kaldıracakken Fransız meğer numaradan öldü numarası veya işte ölecek numarası yapıyormuş. Kasatorayı çektiği gibi Yarbay Hasan Bey'e sapladı. Yarbay Hasan Bey delik deşik oldu. Kan boşanıyor. Yarbay Hasan Bey gitti gidecek. Derken yere yığıldı. Ve askerleri başına üşüştü. Derken Canberk o güzelim köpek uzaklardan Hasan Bey'e doğru hızla koşmaya başladı ve bağıra bağıra. Hayvan ayaklarıyla Yarbay Hasan Bey'i tetiklemeye çalışıyor. Yarbay Hasan Bey bir şey anlamıyor ama sonra sonra yavaş 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 anlamaya başladı. E dedi ki bana dedi çabuk dedi alay imamını çağırın dedi ve geldi. Hocam dedi bana çabuk la havle ve la kuvvete illa billahı telkin et. Terkin etti ve dedi ki ondan sonra beni ayağa kaldırın dedi. Ayağa kalktı Yarbay Bey. Sayın dinleyen kendini şimdi onun yerine koy. Yarbay Hasan Bey zar zor esas duruşa durdu. Kan coştukça coşuyor. Derken gözlerini uzaklara dikti. Gelenin karşısında titremeye başladı. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ya Resulallah niçin zahmet duyurdun dedi. Ve ey ey hop oturup hop kalkan Muhammed Mustafa'ya düşmanlık yapan cahil. Cahil! Hala hala o cehalette devam edecek misin? Senin için ne kanlara katıldı biliyor musun? Bir gün yüzü göresin diye, bir tatlı bir tebessüm de sen yapasın diye, ne emekler ne emekler. Allah'ım, bu ne aşktır Allah'ım. Ve ondan sonra Yarbay Hasan Bey olduğu yere yığılıp kalıyor. Asker Yarbayım yar, Yarbayım 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 ve Yarbay gitti. Mezarını kaz, kaz kazıyorlar. Yarbay Hasan Bey'i uzattılar. Üzerine Türk bayrağını serdiler. Canberk köpek de geldi. Yarbay Hasan Bey'in ayak ucuna bayrağın altına girdi kıvrıldı orada yattı. Mezar kazma işi bitti, yarbay Hasan Bey'i aşağı indirecekler. Mezara indirecekler. Derken önce köpeği kaldırmaya çalışlar. Tekme tokat nezi oşmuş, Köpek kalkmıyor. Allah Allah. Nedir ya? Bir de bakıyorlar ki köpek ölmüş. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı yarbayım sen gittikten sonra ben yaşasam ne çıkar, yaşamasam ne çıkar? Yarbayım senin yanında savaş benim için şerefti. Köpek de yarbayla birlikte vefat etti. Onu da yarbayın yanına defnettiler. Türkiye'm, Türkiye'm. Köpekler bile senin için cephede ne fedakarlıklar gösterdi. Sen bugün Çanakkale ruhunu tahribe çalışıyorsun. Sen her türlü mahrumiyetle ve mahrumiyete rağmen senin için mücadele veren bu insanları tanımıyorsun. Canberk, yavrum Canberk. Senin ayağından kalkan tozun zerresine yüz başın feda olsun. Yavrum benim. Allah'ım bu ne biçim büyük bir fedakarlık bu. Bu nasıl fedakarlıktır? Bu nasıl imandır ki? Bütün korkuları tarumar ediyor. Konya'da yatan gözümün nuru Mevlana Celaleddin Rumi ne güzel diyor. Aşka düşen kişi de zerre kadar korku yoktur. Aşk mezhebinde her şey aşka kurbandır. Aşk Allah'ın sıfatıdır. Korku ise kula has bir sıfattır. Korku, korku ise, korku ise kula has bir sıfattır. O Allah'ın sıfatı olamaz azizim. Sana ben aşkı boyunu anlatsam, kıyamete kadar anlatsam, Yüz kıyamet kopar da gene de aşkın izahı tamam olmaz. Çünkü kıyametin kopacağı bir zaman vardır. Bu dünyanın bir gün sonu gelecektir fakat Allah'ın sıfatının sonu gelmeyecektir. Mevlana'm ne güzel diyorsun. Şerhi oran men be dar devam sabah kıyamet be güzel ve on na temam na temam o aşkı şer var ya, Evet. Ben de koyayım, dar devam. Sürekli aşk işaretmeye çalışsam. Aşkı anlatmaya çalışsam. Sado kıyamet ben güzel. Yüz kıyamet geçer de. Ve an na tamam, na tamam, tamam yüz kıyamet geçer de yine aşkın şerhi tamamlanamaz bitmez şeri ora memde koyam ber davam Be güzel ve an na tamam na tamam na tamam Oy benim güzel Allah'ım oy Çanakkale'nin ruhuna doymayan başımın tacı Müslüman kardeşim Gel senle beraber dağlara gidelim. Gel senle beraber tenhalara gidelim. Ben okuyum sen dinle. Sen söyle ben dinleyeyim. Sen de kaybol. Ben de kaybolayım. Bu öyle bir ızdırap ki. Canını yakıyor ama. Canın yandıkça semiriyorsun. Semizliyorsun. Bu ne güzel tatlı bir şey aman Allah'ım. Rabbim. Kaybettiğimiz o aşkı. Tekrar bizlere ihsan eyle. Aşk vefa ister. Vefalı kişiyi satın alır aşk. Vefası olmayanın suratına bile bakmaz aşk. Aşkın nelere kadir olduğunu görmek isteyen Çanakkale'ye baksın. Aşkın ilahi aşkın nelere kadir olduğunu görmek isteyen Çanakkale'ye baksın. Bir ona bir Muhammed Mustafa'ya bir ona bir ona baksın. Eğer gözlerin hakikaten Allahça bakabiliyorsa neler göreceksin neler neler. Koskoca Osmanlı devletin İslam'a sahip olduğu ve onu savunduğu sürece dizginleri hep Muhammed Mustafa tutmuştu. Dizginler Muhammed Mustafa'nın elindeydi. Ondan emir alınmadan kimse tetiğe basamıyordu. Buyurun Karni Sultan Süleyman'ın ziget var seferi. Şeyh Muslihiddin Efendi Zuhuratta yani manada Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hitabına maruz kalıyor. Efendimiz diyor ki Muslihiddin kulumuz Kanuni yani hizmetçimiz Kanuni Sultan Süleyman farize i cihadın için terk etti. Allah yolunda mücadeleyi için terk etti. Git ona bunu söyle. Ve geliyor Kanuni Sultan Süleyman diyor ki efendim diyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Aynen dedi ki kulumuz Sultan Süleyman farizayı cihadın için terk etti. Halbuki terk etmemişti. Kendisi kolera tepi bir hastalığa maruz kalmıştı. Doğrulamıyor. Sürekli yatalak olmuştu. Kanuni baba dedi ki... Ne dedin, ne dedin dedi. Dedi ki böyle böyle sultanım dedi. resul Ekrem farizayı cihadın için terk etti. Emrini verdi. Eyvah dedi. Derhal orduyu humayun hazırlansın. Ziget var'a gidiyoruz dedi. Mandalar affedersin üç ay önceden... Kış mevsimine rağmen toplara Avusturya Zigetvar'a çekmeye başladı. Ve senin deden de sedye üzerinde Zigetvar'a gidiyor. Sedye üzerinde Zigetvar'a gidiyor. Sen veya ben ise sabahleyin yataktan kalkıp seccadeye gidemiyoruz. Onlarla övünme hakkımız yok ama Allah bize insaf vere. Neticede Zigetvar kalesi çok kuvvetli tahkim edilmişti. içe iki tane daire. Birinci e, kale var. Birinci kalenin içerisinde bir kale daha var. Ve Kanuni Sultan Süleyman Haydi askerlerim, haydi yiğitlerim diye askere yüksek moral vermeye çalışıyor. Onları teşcih ediyor. Savaşa motive etmeye çalışıyor vesaire. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Alınmadı mı? Alınmadı mı? diye sürekli ısrar ediyordu. Neticede birinci kale düştü. ikinci kaleyi düştüğünü göremeden ruhunu teslim etti. Tarihçiler diyorlar ki, niçin kanlı Sultan Süleyman, neden o bu kadar ısrar etti? Niçin rahatı ve huzuru yoktu? Çünkü biliyordu ki bir müddet sonra ruhunu teslim edecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona, ona hesap soracak. Süleyman, kale ne oldu? Hesap verememekten korktuğu için bir an önce Yahu Sultan Seliman cennet mekan Mısır'a giderken çölün bir yerinde atından iniyor yaya gidiyor. Vezirleri diyor ki padişahım bak burası çöldür ıssız yerler gündüz deyim bu çölleri geçmek gerekir. Geceye kalırsak Kansu Gavri'nin Mısır meleği Kansu Gavri'nin adamları bize vurkaç takdiyle zayiat verdirebilirler. Üstelik çöllerde vahşi hayvanlar geceliğin çıkıyor. Yani ordu zarar dide olur. Atınıza binin de öyle gidelim. Deyince Yavuz Dede Sultan Süleyman aleyhir rahmeti vel gufran diyor ki ne diyorsunuz siz diyor. Ben şu an önümüzde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bana yol tarif ettiğini görüyorum diyor. Efendimizin arkasında atın üzerinde yol almak edepsizliktir. Birinci İsrail-Mısır savaşında İsraillere dediler ki, siz nasıl Mısır'ı gafil avladınız, Kahire'yi bombaladınız? İsrail ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi biliyor musunuz? Biz Müslümanların tarih okumadığını biliyoruz diyorlar. Biz bu savaşta Yavuz Sultan Selim'in diyor Mısır'a harekatındaki efendim rotayı takip ettik. Ve onun için galip geldik dediler. Böyle misaller çok çok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu noktada, bu noktada Muhammed Mustafa'ya sahip olup ondan azami derecede şu mazlum milleti muvaffak eylesin. Çanakkale'de aşkın öldürdüğü, aşk kılıcının kestiği yerlere canlar feda olsun. Böyle bir ölüm binlerce dirilikten çok daha hayırlıdır. Çanakkale'deki kınalı askerlerimizin yaşadıklarını ben yazamam. Aşk kalemi çoktan geçmiştir. Kalem yazar yazar ama aşka geldi mi çatlar. Çanakkale'de dini, imanı, vatanı, namusu, bu kaddes değerlerimizi hifz siyanet için ortaya konan aşk öyle bir aşktır ki, denizi bile tencere gibi kaynatmıştır. Dağları eze eze kuma dönüştürmüştür. Tertemiz bir aşk var ya... Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa. Ter temiz bir aşk var ya, Muhammed Mustafa'ya eş oldu da Allah o aşk yüzünden o peygambere levlake levlake lema halektul eflak dedirtti veya buyurdu. Yani Muhammed'im sen olmasaydın, sen olmasaydın ben felekleri yaratmayacaktım. Hadis-i şerifin sıhhatini merak edenler Hakimi Neysa Buğri'nin Müsedrek adlı kitabına bakabilirler. Şu an benden, şu an benden divan edebiyatı ustalarından o en darunlu vasıf efendi bir müsaade istiyor. Resul-i Ekrem'i bir de benden dinleyin diyor dedeciğimiz. Müsaade ederseniz sözü ona vermek istiyorum. Buyur dedeciğim seni dinliyoruz. Zatı pakün eylemiş Rabbul Ula, kafile embi hayli enbiya. Heb tüfeylundur görü evliya, ya Resulallah, müştakam sana, yandım aşkınla, terahım kıl bana. Ey, ey, ey görü enbiyanın serveri ve ey Kudanın sevgi li peygamberi camu aşkın içti yemi günden beri ya Resulallah müştakam sana yandım aşkınla tarahım kıl bana bülbülü gülzarı bağı asretem mübtelayı aşk esiri firkatem ne işleyem kavlası? Bahri gayretem ya Resulallah Müştakam sana yandım aşkınla Tarakum kıl bana Seyyidül kevneyn ol aşkına Şam-ı İsra'da da anma aşkına Arz didar eyle Allah aşkına Ya Resulallah Müştakam sana yandım aşkınla, aşkınla tarahım kıl bana yok benim gibi günahkar karım metun kimler içindir efendim şefkatın görmek istersem nola mehtalatun ya resulallah müştakam sana yandım aşkınla tarahım kıl bana yok benim gibi günahkarım karım kimler içindir efendim şefkatın görmek istersen nola mehtan atın ya Resulallah müştakam sana yandım aşkınla tarahım kıl bana Vasıfa abes ey Resulü kibriya diyeler meddaha şahı enbiya canı başım yolu kıldım feda ya Resulallah müştakam sana yandım aşkınla tarahım kıl bana dedeciğim 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 bizi bırakma ne olur dedeciğim Çanakkale ruhunu tetikleyen ruh işte bu ruhtu. Ol Resulü Mücteba Hem rahmeten lil alemin Ben deme medfundur eflak Eflake fahreyler zemin Ravzasın ziyaret edip de cibril Emin Hadi cennetu adinin Fedukuluha halidin meçhul bir dedemiz söyledi. Adı belli değil, sanı belli değil. Söyledi, yandı gitti. Ol Resulü Mücteba, hem rahmeten lil alemin. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın seçkin kulu, alemlere rahmet peygamber. Ben de medufun dur deyum, eflake fahreyler de zemin. Yeryüzü gökyüzüne der ki diyor dede Yeryüzü gökyüzüne der ki gökyüzü sen yukarıda olduğundan ben de aşağıda kaldığımdan dolayı bana gurur kibir yapma ben aşağıda olmakla birlikte senden ben daha üstünüm çünkü benim bağrımda Muhammed Mustafa yatıyor Ravzasın ziyaret edip dedi cibril Emin. Cebrail aleyhisselam geldi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini, Ravza-i Mutahharasını ziyaret etti ve dedi ki, ''Hâzî cennet adinin, fe duhuluhe Ey insanlar, ey insanlar, ey insanlar! Bu Muhammed Mustafa'nın Ravza-i mutahharası en ekstra cennet, adin cennetidir. Girin oraya, bir daha da oradan çıkmayın. Biz böyle bir peygamberin, böyle bir rehberin izini hasret çekiyoruz. Duymayan varsa duysun. Benim varlığım ona armağan olsun. Benim canım bir canım değil bin canım ona feda olsun. Bu peygamber aşkıyla Çanakkale'de dökülen kanlar hala hala yaşıyor. Kaybolmadı. Yağmur yağdığı zaman topraklar hala kan kusuyor. Biter zuruma. Aziziyet tabyalarında, gece su Rusların su suik, suikastına maruz kalan, kafaları baltayla kesilen Osmanlı askerlerinin tertemiz kanlarını bir seyret ne olur, bir seyret. Sadece Kastamonu'da 17 bin evliyanın yattığı bir ülkede bu insanları bile mezarlarında rahat bırakmayan, bir mezar bile, bir mezarı bile onlara çok gören zihniyete ne demeli? bu insanların gezindiği toprakları gözümüze sürme yapmamız gerekirken heyhat Çanakkale'de Yahya Çavuş'un savaştığı onlar yaşarken böyle bir muameleye maruz kalacaklarını bilselerdi bizim için savaşırlar mıydı Allah aşkına? Osmanlı ecdat olacak iş olmayacak olursa yani olması gereken bir iş eğer olmuyorsa işler tersine gidiyorsa Derlerdi ki Abdülaziz Han'ın ahı hala çıkmadı mı? Ey milletim! Üzerimize atılan ölü toprağı hala kalkmadı. Biz nasıl yemek yiyebiliyoruz? Su içebiliyor. Horul horul uyuyabiliyoruz. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum Rabbim. Rabbim beni bana anlat Allah'ım. Çanakkale'de devleşen derviş Ali'ye, ezineli Yahya Çavuş'a, Mehmet Çavuşa, Bekir Çavuşa, Astaymen Muzaffer'e, Hacim Mesuda, Seyit Onbaşı'ya ihanet olunur mu? Muzaffer Çavuş şehit olmak üzereyken, zaten boşanırken zar zor cebinden bir şey çıkartmaya çalışıyor. Arkadaşları dikkatli bir şekilde onu izliyorlar. Derken, derken bir tarafta kan başanıyor, bir taraftan sahiliyle zar zor sol cebindeki Efendim bir kağıdı çıkartmaya çalışıyor. Bir zarf çıkarttı. Zarfın üzerine bir şeyler yazacak. Çünkü konuşacak takatı kalmadı. Neticede kalem baktı kalem yok. Ve vücudundan akan kana sağ şehadet parmağını basarak zarfın üzerine şunu yazdı. Bölük intikamımı alsın. Dedi. Dede ruhunu teslim etti. İstanbul. Özelde İstanbul. Genelde Türkiye. Ve dünyanın orasında, burasında gezen, gezen, eğlenen benim gözü yaşlı kardeşim, kardeşim bu zarf, bu zarf ne demek istiyor? Muzaffer Çavuş'un davası savunuldu mu? Dini, namusu, memleketi, vatanı mukaddesatı korumak için bu çekilenler, bu çililer niye, niye görülmez oldu Allah aşkına? İnsan, millet bu duyguların devam ve bekası için savaşır. Adam Çanakkale'ye yazıyor içinde tek bir Allah diye Muhammed Mustafa diye kelime yok. Haşa sümme haşa bu savaşta Allah'ın eli kolu bağlı mıydın? Yanarsam nar aşkınla yanayım ya Resulallah, ezelden bağır yanık bir gıdayım ya Resulallah. E vay nefsime tabi olup pek çok günah ettim, huzura hangi yüz ile varayım ya Resulallah. Harimi Ravzana sürmüşken iken ruhu siyahım ah, Yine cürmü günah müptelayım ya Resulallah Kapında boynu bağlı bir esirim, Desgirim ol garibim, Bir kesim bir destupayım ya Resulallah. Kulun leylaya şahım variken Dergahı ihsanım varıp ben, Kankışa yalvarayım ya, ya Resulallah, kulun meyveye şahım varken dergâh-ı ihsanın varıbben kank-ı yalvarayım. Ya Resulallah. Bazı kardeşlerimiz böyle ekolu okuyuşlarımızı anlamıyor, tenkit ediyorlar. İbn-i Kayyum-i Cevzi Teala Eddavul Münir adlı kitabında diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndayken Hendek Savaşı'ndayken Sahabe-i birlikte Hendek kazıyorlardı. Medineyi, i Münevven etrafını Hendek'le çeviriyorlar ki düşmanlar Hendek'leri aşıp da şehre girmesinler diye. Tabi Hendek'ler geniş açılıyor, derin açılıyor. Askerleri önleyebilecek çapta açılıyor. Yani e, Sahabe-i kiram onlarda insan yoruluyor, artık bitiyor, kanter içerisinde kalıyor, nefesleri tükenir gibi oluyor. Resul-i Ekrem sallallahu sellem askerleri, Resul-i Ekrem sallallahu sellem hendek kazma işiyle meşgul olanları, meşgul olanları böyle şiirlerle, böyle peki ekolo e, değişlerle moralize ediyordu. Ve sahabe-i da Onlara bir şeyler söyleyin, onlara bir takım şiirler okuyun, onlara, onlara davaya, daha fedakarane ee, çalışmaları noktasında onları tahrik edecek bir takım böyle makamlı şeyler söyleyin diye Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tembihi vardır. Muhammed Mustafa'yı tanımadan sofuluk olmaz. Lütfen ham sofuluk yapmayalım. Ecdad zamanında, ecdad zamanında İstanbul yedi tepe üzerine kurulmuştur. Yedi tepede de mehter çalıyordu. İmsak vaktinde çalıyor mehter, ta ezan saatine kadar yarım saat her sabah mehter çalınırdı. Adam sabahleyin yatağından kalktığı zaman, yatağından kalktığı zaman ezandan önce mehter marşıyla kalkıyordu. Bu adam mağarasındaki mağarasından çıkan arslan gibi kükriye kükriye çıkıyordu. Affedersiniz, mehter vuruyor. Artar cihatla şanımız, Fahri Resul Sultanımız, Şer'i bize insanı hak, Uğrunda ak sın Türk oluyoruz, Türk oluyoruz, Ünvanlı, namlı, şanlıyız, Allah deyip cenk ederiz, var nusrete imanımız. Sen gel de, sen gel de, bu ruhun önünde dur bakayım, hadi. Hamilton Çanakkale'de, Çanakkale'de İngiliz askerine diyor ki, susturun şu Türkleri. İngiliz askerleri zannediyor ki, Türklerin toplarını susturun. İngiliz askerler seri top ateş, ateş, ateşine başlıyorlar. Da 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 da, da. Hamilton, Hamilton diyor ki ulan kafasızlar. Ben size toplar ateşleyin demedim. Şu Türklerin cephesine çalı, çalan mehteri susturun. Mehteri! Çanakkale'de şehit olanlara ölü demeyelim. Çanakkale ölüleri vesaire. Yo, yo onlar ölü değil diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُكْتَلُ يُكْتَلُ فِي سَبِ اللّٰهِ اَنْوَاتِ وَلَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Allah yolunda ölülere ölü demeyin. Onlar diridir ama siz anlamıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bundan 20 sene önce Çanakkale'nin Alçıtepe köyünden İsmail aldı kaçtı diye bir vatandaşımızdan dinlemiştim. Ne diyor biliyor musunuz vatandaş? Hocam diyor tarada çift sürüyorum diyor. Baktım diyor bizim diyor traktörün diyor pullu diyor takıldı bir yere diyor. Traktör gitmiyor diyor. Cık, Allah Allah bu nedir vesaire. Bir de inerim bakarım ki meğer kucağında silahıyla şehit düşmüş bir Osmanlı askeri Çanakkale'de. Baktım su matarası hala duruyor. Hala mataranın içerisinde su var. Matarayı aldım. Ben yoluma devam ettim. Beni o gece yatmadan önce yüreğime bir sıkıntı düştü. Yani bir şeyler oluyor bana anlamıyorum diyor. O sıkıntıyla birlikte uyudum diyor. Geceliğin rüya görüyorum. Birisi üzerime doğru geliyor. Aynen bana şunları söylüyordu. İsmail, İsmail, mataramı ver diyor. Mataramda benim abdest suyum var diyor. Tamam mı dostum? Tamam mı dostum? Rahmetli Necip Fazıl Üstad derdi ki, ben Türkiye'yi, yerin üstündeki 35 milyon ki o zaman Türkiye'nin nüfus 35 milyondu. Ben Türkiye'yi yerin üstündeki 35 milyon ölünün ölünün değil yerin altındaki 35 milyon dirinin koruduğuna inanırım diyor. Nasıl söz? Pörşün füzesi gibi. Vatanımızın batısındaki Çanakkale şehitleriyle doğusundaki Allahu Ekber şehitleri bizi korumaktadır. İnsanlarımızın kimliksiz ve kişiliksiz yetişmemesi için buraların çok iyi, çok güzel okunması gerekir. Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Medine savunmasını okumayan tarih okudum demesin. Sen hayatında hiç Çanakkale'li, hiç Sarıkamış'lı, hiç Medine-i Münevvereli oldun mu? Oldun mu? Oldun mu? Sen gözlerini Hedeften ayırma. Ayırırsan engelleri görmeye başlarsın. Hazret Ömer'in sözü kulağımıza küpe olsun. Aslıma rədiyyallah buyuruyor ki, İnnâ Allah a'zzâna bi-azd-dîn. Te Mehmet te Mehmet te gayri azâllan Allahu. İnnâ Allah bi Allah bizi İslamiyetle, bu dinle şerefli kılmıştır. Femehme betegayna el izze gayri. Biz ne zaman İslam'ın dışındaki bir takım yani kaynaklardan şeref arama koyulduk. Ne zaman ki İslam dışı mihraklardan şeref peki dilenmeye başladık. Ezellen Allahu. O zaman Allah Celle Celalu bizi zilleder. Bizim burnumuzu yere sürter buyuruyor. Sen Hazreti Ömer'e bak Ömer'e. Ömer'e bak Ömer'e. Osmanlı ordusu savaşa giderken giderken peki ceplerinde Ashab-ı Bedir'in isimleri yazılı kağıtlar bulunurdu. Savaş eğer kazanılmayacak gibi bir durum olursa oradaki Bedir'de savaşan 309 tane sahabenin ismi efendim okunur, onların hürmetine peki onların hürmetine Allah'tan yardım istenirdi. Rabbim, Rabbim şu varakada şu efendim yani kağıtta yazılı bulunan 300 tane sahabenin hürmetine Allah ne olur sen Asakir-i Mansure-i Muhammediye'yi devleti Aliye-i Osman'ın ordusunu muzaffer eyle diye dua ederlerdi. Hatta ve hatta hatta ve hatta eğer savaş kaybedilecek gibi olduğu zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu an hatırlanır. Onun gücü, onun kuvveti, onun dehası, azamet ve celaleti hayal olunur. Ondan sonra savaşa yeni bir eforla girilir. Düşmanın defteri dürülürdü. Bunu da unutma. Muhterem dinleyenlerim, Çanakkale bitmez. O bir nefestir nefes. Biz nefessiz yaşayamayız. Biz sizlere deryadan bir sadece bir katre sunduk. El katra ötü tüm biyani derya diye Arapçada bir atasözü vardır. Damla deryadan haber verir. Az konuştuk ama çok derin anlayalım. Aa, şimdi de Akif'i dinleyelim. Akif ne dehşetengiz konuşuyor, ne yürekten konuşuyor. Kaybolan Osmanlı ve ey Osmanlı'nın yetim torunları, dedeni dinle. Torun, dedeye çeker dedeye. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufukları kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Eski dünya, yeni dünya bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta'una, hani ta'una da züldür bu rezil istila. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bizi bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde bacak, kol, çene parmak, el ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer ceddiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyinin duysam da geçirsem taşına. Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanın Selahaddin'in, kılıçarsan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Muhterem dinleyenlerim. Son sözümü yine Akif'in enfes cümlesiyle noktalamak istiyorum. Allah bu millete bir daha Çanakkale Harbi'ni göstermesin. A Rabbim, A Rabbim içimizdeki beyinsizlere bakıp da sen bizi muahaze etme. Bize adaletinle muamele edersen yandık piştik Allah'ım. Bize sen merhametinle rahmetinle muamele eyle. Bu millet şimdiye kadar senden başkasına Rabbim, Muhammed Mustafa'dan başkasına da rehberim demedi. Aynı noktada dimdik durmak için bizlere Çanakkale ruhu ihsan eyle. Şimdi, şimdi Ehlullah'ın dilinden bir dua ile sizin canlı aminlerinizi bekliyorum. Herkes ellerini kaldırsın bakayım. Cenab-ı Hakk'ın dergah kapısında hep birlikte yalvaracağız. Delikanlı gibi aminlerinizle Allah meleklere karşı sizinle iftar edecek. Öyle bir amin deyin ki bitişikteki daire bile senin amininin sesini duysun. Yahu bu bitişik dairede ne oluyor diye merak etsin. Allah meleklere karşı şu an sizinle iftar edecek. Başlıyoruz. Bismillah. Ümmeti Muhammed olan efrada ey keremler kanı merhamet buyur. Hızırla İlyas'ı gönder imdada, ey keremler kanı merhamet buyur. Aziz dinleyenlerim, ey keremler kanı merhamet buyur dediğim zaman, hepimiz koro halinde amin amin diyoruz bir daha Ümmeti Muhammed olan efrada ey keremler kanı merhamet buyur Hızırla İlyas'ı gönderim dada ey keremler kanı merhamet buyur Muhammed urmeti eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize, cenneti alada mekan ver bize. Ey keremler kanı merhamet buyur. Ümmeti Muhammed oldu perişan, eşrafı mahvoldu kalmadı zişan. Ey vahidi mutlak sensin kerem şan, ey keremler kanı merhamet buyur. Ey halik alem, emanul eman, senden özge yoktur bize bir güman. Ya Rab bize göster bir darul eman, ey keremler kanı merhamet buyur. Muhammed urmeti reddetme bizi dergah rahmetten seddetme bizi ağyar zümresinden addetme bizi ey keremler kanı merhamet buyur Habibin dersenin Ahmed Muhtar Serveri Enbiya zatında dildar Sen bizi affeyle aman ya gaffar Ey keremler kanı merhamet buyur Bi yarab ya Rab nuru peygamber Enbiya evliya cümle, cümle ya rehber Yari gari güzel siddiki ekber Ey keremler kanı merhamet buyur Enbiya evliya hürmeti yarab, Rab etkıya hürmeti ya, Rab. Esfiyah, etkiyah, hürmeti ya Rab şurefa urefa hürmeti yarab ey keremler kanı merhamet buyur enbiya evliya hürmeti yarab etkıya esfiya hürmeti yarab urefa şurefa hürmeti yarab ey keremler kanı merhamet buyur bir bu hakkı ya Rabbim zat-ı izzetin esrarı ya Rabbim ilmi hikmetin bir hakkı ya Rabbim şanı kudretin ey keremler kanı merhamet buyur bir hakkı ya Rabbim zat-ı izzetin Esrarı ya Rabbim ilmi hikmetin Bir hakkı ya Rabbim şanı kudretin Ey keremler kanı narhamet buyur Lütfi bugün yarab Rab, abdi zelildir. Muhtacı merhamet, gözü alildir. Sebkati rahmetin elde delildir. Ey keremler kanı, merhamet buyur. Türkiye'm bugün ya Rab, abdi zelildir. Türkiye'm bugün yarab Rab, abdi zelildir. Muhtacı merhamet gözü alildir. Sebkati rahmetin elde delildir. Ey keremler Narhamet merhamet buyur. Ey keremler Narhamet merhamet buyur. Ey keremler kanı merhamet buyur. Sayın dinleyenlerim bir başka Çanakkale ruhunu teneffüs etme umuduyla şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın ey alın 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 ey, alın, ey. Alın, ey.